Yaşayan fosiller. Evet, bugünkü fosilimiz 144 milyon yaşındaki bir kertenkele. Kertenkeleler biliyorsunuz omurgalı canlılar ve sürüngenler olarak adlandırırlar, o grupta yer alırlar. Fakat elimde görmüş olduğunuz fosil tam 144 milyon yaşında ve bugünkü kertenkelelerle arasında hiçbir fark bulunmamakta. Gerek boyu olarak, gerek ayaklarındaki klasik 5 parmak izi olarak, ki ayaklarına baktığımızda bu fosilde ayak parmakları dahi sayılabilmekte. İşte fosil dünyası bize son derece ayrıntılı, canlıların tüm özelliklerini inceleyebileceğimiz bir ortam sunmakta. Özellikle bazı amberlerde 3 boyutlu halde gözlenebilmekte bu arada. Kertenkelelerin kendine özgü bazı kabiliyetleri var. Mesela kendi kuyruklarını tehlike anında kopartabiliyorlar ve çok sert, pullu ve zırhlı bir gövdesi var. Evrimcilerin iddiası sürüngenlerin zaman içerisinde kuşlara dönüştüğü. Yani tamamen yerde yürümek, karada denge sağlamaktan ziyade uçmaya yönelik son derece hafif kemik ve kas yapısına sahip, oldukça aerodinamik bir dizayna sahip gövdenin sürüngenlerden dönüştüğünü iddia ediyor evrimciler. Sürüngenler ise şu an elimde görmüş olduğunuz fosile de bakacağınız üzere tamamen yerde yürümeye, yerde denge sağlamaya, yerde yürürken ve koşarken avlarından av olmaktan kurtulmak ve avcılık yapmak üzere bir vücutları var. İcabında bundan kurtulmak için de son derece sert, kalın zırhları var. Üstüne üstlük kuşların en büyük farkları ise soğukkanlı canlılar olmaları. Kuşlar ise son derece sıcakkanlı olup çok yüksek enerji tüketirler ve çok hızlı hareket edebilirler. Fakat sürüngenler bunun tam tersi soğukkanlıdırlar ve kış mevsimine girilirken bilindiği üzere kış uykusuna yatarlar. Zira vücutlarında soğuğa karşı direnç oluşturabilecek kuşlarda ve memelilerde görülen özellikler bulunmamaktadır. Elimde gördüğünüz 144 milyonluk fosil de günümüzde yaşayan kertenkelelerle aynı olup yine evrimcilerin iddialarına, hezeyanlarına bir cevap olacak nitelikte. Tüm kertenkele özelliklerini, tüm kertenkelenin anatomik özelliklerini barındıran net kayalaşmış bir delil konumundadır.